Sentevciler Kağıthane'de park halindeki otomobilin LPG tankı bomba gibi infilak etti. İncelemeler sürüyor ancak patlamanın meydana geliş şekli makine mühendislerini bile şaşırttı. Herkesin aklında ise aynı soru var. LPG tankı durduk yere patlar mı? Otomobilin LPG tankı patladı, sokak cehenneme döndü. Uzmanlar aracı inceledi, araç sahiplerini uyardı. Arabanın tavanı buraya düştü. 6 ay beklemiş bir aracın aküsü kesinlikle biter. Velev ki LPG tankında bir kaçak olduğunu düşünelim, 6 ayda zerre kadar gaz kalmaz. Kağıthane'de park halindeki bu araba patlamanın ardından işte böyle bir manzara ortaya çıkardı. Belki de yüz binlerce kişinin arabasında güvenle taktırdığı LPG tankları kimi zaman böyle sonuçlar doğurabiliyor. Bakın o tank kağıt gibi olmuş. Tank görüyorsunuz 3 parça olmuş. Ön bomba, arka bomba, arka bomba yok ve kendisi sacı. Burada da tankın multivalfi var. Bu multivalf içerindeki gazın basıncı yükseldiğinde gazı dışarıya blöf eder. İnflak etmez, patlamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Ama olmuş. Olmuş. Demek ki buradaki multivalf standartlara uygun bir multivalf değilmiş. Görgü tanıklarına göre araçtaki LPG tankının patlama sebebi öncesine dayanan bir yangından kaynaklanıyor. Peki o yangın nerede başladı? Aslında en önemli soru bu. Önden mi arkadan mı? Yangının nerede ve nasıl çıktığı patlamanın da sebebini ortaya çıkarıyor. Bu yangının önde başladığı belli. Eğer arkada başlayıp infilak etseydi önde bu kadar büyük hasar ve yangın olmazdı. Sigara izmariti çok düşük bir ihtimal. Şöyle söyleyeyim, aküsü bitmiştir bir kere bu arabanın. Dolayısıyla bunu biraz şüpheli buluyorum. Aracın neden patladığı kriminal incelemenin ardından netlik kazanacak. Bakın iki tane otomobilin yanındayız. İkisinde de LPG sistemi bulunuyor. Ekonomik, lüks araçlar fark etmiyor. Son dönemde LPG sistemleri çok revaçta. Ancak yaşanan son patlama olayından sonra akıllarda tek bir soru var. LPG'li araçlar neden patlıyor? Montaj esnasında bir eksik bir işlem yapıldıysa, standartlı bir malzeme kullanılmadıysa ve en önemlisi de makine mühendisi kontrolü olmadıysa, bunlar yapıldıysa patlama ihtimali hiç yok. Tankın üzerinde bir cihaz var. İşte bu valf. İki ayrı valfi var ve tehlike anında içinden gazları aniden tahliye ediyor. İşte bu cihaz eğer çok ucuza ve standart dışı takılırsa tehlike de kaçınılmaz oluyor. 120 derecede içinde bunun bir kurşun var, o eriyor ve eridikten sonra buradan gazı boşaltıyor. Bunlar çalışmıyorsa bu tank mutlaka patlar. Vatandaş öncelikle malzemeyi iyi alacak. Ve son bir not. Siz olun, benzer bir felaket yaşamamak için LPG tankını işin uzmanlarına taktırın ve periyodik bakımları ihmal etmeyin.